dediğimiz gibi playoff, şimdi herkesin kafası orada. Yani sıralar değişmiyor, yerler. Yani bu maçlar son belki takımların kendini bir çek ettiği, bir gövde gösterisiyle ilgili ama onun dışında bir anlam taşımıyor. Dolayısıyla yani ben anladım. Çok sonuca odaklı bir konuşmaktan çok oynanan voleybolun oyuncuların yaptıklarına bakarak konuşmak lazım. O yüzden iki takımın da aslında bu maçta gösterdiği performans playoff için umut verici yani. Kötü değildi Halk Bankası. Evet, bir diğer maçımız Belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tokat Belediye Plevne ki hani çok fazla üzerine konuşacak bir şey yok. Tokat Evet. zaten küme düşmüştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hemen hemen yani pek çok oyuncusunu oynatmış ve maçı da kazanmış. Söylenecek çok Volkan'la fazla bir şey yok. oynaması güzel. Volkan daha çok hazırlanıyor. Volkan'ı kullanıyor Nedim'de. Nedim de playoff için antrenman maçı yaptırıyor Volkan'a yani. O anlamlı iyi olacaktır takımın geleceği için. Evet, Ziraat Bankası Diltaş'ı 3-0 mağlup etmiş. Ben hani Ziraat Bankası'na bakıyorum. Server bu sefer. Server Sancak ortaya çıkmış ve 22 sayıyla oynamış. Ziraat Bankası'nda böyle ilginç bir durum var. Bir gün Serkan oluyor, bir gün Ender oluyor. Hani alıştık ya biz 6 kişiye. Evet. O 6 bir gün hani böyle maçlarda pek sahne almıyor. İşte Ali oluyor, Server oluyor, Ender oluyor. Sakatlanmadan önce Serkan bir şeyler yapıp Ziraat Bankası'nı öne taşıyorlar. Tabii bu maç kriter değil. Ditaş maçını zaten kazanmalarını bekliyorduk ama hani burada Server'in 22 sayısı çok dikkat çekici. Evet. Gerçi bu şeyi playoff çatında konuşuruz. Bu maçla ilgili söyleyeceğim bir şey varsa. Başka yok. Aynen senin söylediklerine Evet, katılıyorum. önümüzdeki Ziraat maçları biraz sonra Bankası, değerlendiririz. evet o da playoff'a hazır bir şekilde geliyor. Evet, Arkas Beşiktaş'ı İzmir'de 3-0 mağlup etti. Metsaros ve Duerden ikilisinin hücumları özellikle dikkat çekiyor. Beşiktaş'ta da Ivaylo, Barutov her zaman gibi Evet. takımın en skoreri ki zaten sezonun enlerinde Barutov en iyi smaçör. Onu Tabii. söyleyeyim. Kesin yani. Oradaki istatistiklerden de bahsederiz. Şöyle bir şey var. Beşiktaş hani maç kazandı dedik. Önemli maçlar kazandılar. Özellikle Fenerbahçe maçı. Herhalde paralarını aldı oynuyorlar dedik ama paralarını almamışlar. Almamışlar. Geldi mi Almamışlar. haber? Evet yani öyle bir haber aldım Evet. bir Ayıp ediyorlar yani. kaynaktan. Ayıp. Evet. Hakikaten şimdi yani böyle yani insan sporcunun özellikle şehir dışından ya da yurt dışından gelmiş bir takım insanların burada ekonomik anlamda bu kadar sıkıntıyı hissederek sahada var olma savaşını vermeleri o kadar zor ki. Bunu ancak hakikaten o sırada bunu yaşayarak ya da bir şekilde geçmişinde böyle deneyim olan insanlar bilir. Çok sıkıntılıdır. Ben yaşayanlardan biriyim. Yani insan hakikaten kendini Yani çaresiz hisseder ev yani. Yapacak hiçbir şey geçindiriyorsundur, bir yok şey yani. yapıyorsundur yani çok Hayır, normal. sahanın içine çıkmak zorundasın. Orada herhangi bir göstereceğin ekstra olumsuz tavır kimsenin algılayabileceği bir şey değil. Çünkü sen oraya sahaya podyuma çıkıyorsun. Senin hasta olman, parasız olman o kimseyi Ya ilgilendirmez. Beşiktaş ağrımasını Aynen taşıyorsun öyle. burada. Ama işte oraya o vasıfla bu idarecilerin amatör idareci tabiri var ya nefret ediyorum ondan da. Bugün nefret günü. Her şeyden nefret. Nefret Ben bugün karşı her kusalım şeye karşıyım ya. ya. Tamam mı? Yani böyle bir şey olur mu ya? Amatör idareci. Evet ne yapalım işte abi bütçe. O gelme o zaman. Yani o zaman başka birisi gelsin. Ekonomik anlamda kulüpte sorun Dur varsa ikinci ligde o zaman. kulüpte sorun varsa eli cebine gidip Ya çocuklara hayır destek olacak biri şöyle bir şey gelsin var ya kardeşim. kulüpte sıkıntı ya Beşiktaş bunun neyinde Ya sıkıntı olacak? olabilir. Kulüpler Hayır zaman yani zaman sıkıntı hayır yaşıyorlar. sıkıntı yaşıyorlar da yani 100 milyon dolarlık bütçeler ibra ediliyor. Parmaklar, eller havaya kalkıyor şimdi. Hani ben de nefret kusmayayım. Beşiktaş konusunda zaten Vallahi ben hepsine hassas kızıyorum ortam. bu konuda. Yani bu konuda çocuklara taahhüt edip o taahhütlerini yerine getirmeyen, sen sanıyor musun ki sadece aşağıda böyle? İstanbul Büyükşehir Belediyesi de aynı durumda. Sıkıntılar Ya yaşanıyor. orada da hani Yani bildiğim kadarıyla para olan bir yer yani. ama işte yani sonuçta şuraya getireceğim. Taahhüt edip o çocuklara o taahhütlerini vermemek ya yapılabilecek en büyük ayıp. Ya bu ne demek? Yap, o zaman taahhütte bulunma. Yani sen bu şeye benziyor yani. Hani cebinde hiç para yok. Oturuyorsun bir restorana. Abi onu bunu sipariş ediyorsun. Allah yiyorsun yiyorsun nefis. Oh, bir de kahve hesap. Abi ben onu düşünmemiş. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Abi ya az yiyeceksin cebine göre harcayacaksın ya da o zevki tadıyorsan. Bulaşıkları Evet abi bulaşık. Kendi cebine atacaksın ya böyle bir şey yok. Bir de orada şimdi amatör bir idareci ne demek şimdi şöyle bir durum var. Yani sanki şöyle bir şey mi var? Beşiktaş'ta amatör şubelere bakacak adam aranıyor.
Kemal gel rica, yok abi yapmayayım. Vallahi gel yardım, öyle bir şey de yok. Herkes orada olmak için canını veriyor. Ne demek abi? Yani oraya evet, geliyorsan hamama giriyorsun. Terleyeceksin kardeşim. Terlemiyorsan oraya gelmeyeceksin o zaman ya. Öyle şey yok yani. Sadece kulübün parasıyla varsa onu yönetirim. E o zaman ben de geleyim, ben de yaparım. Yani bir farkı olması gerekmiyor mu yani? Tabii ki. Orada kendi yani neredeyse ismini, ben bile yaparım yani diyeceğim. Tabii yani, hayır, PR'ını yapıyorsan bunun bir bedeli var ya. Doğru. Neyse bugün... Evet bugün ama... Saza elimizde palayla dolaşıyoruz ama. Haksız da değiliz ama evet, yani bu insanlara, bu çocuklara yazık. Arkası evet, 3-0'dan dolayı tebrik ediyoruz. Biraz arkası da Bolu'ya gitti bu arada. Arka bilmiyorum tabii onları da. Hani ben yok, sadece öyle bir duyum aldım. Duyum üzerine çok, konuşuyorum çok, ama doğru, büyük ihtimalle doğrudur. Hani duyumların hepsi doğrudur abi. Az geliyordur bile bize yani. Evet. Beşiktaş'ta oyuncuları da... Playoff'a kalamadılar ama ligde kaldılar. Aslanlar gibi mücadele ettiler. Tebrik ediyoruz. Bütün Beşiktaşlı oyuncuların alnından kimsenin öpüyoruz, laf söyleyecek hali evet, yok yani. Ve gelelim çok konuşulacak bir maç aslında. Sosyal Güvenlik Kurumu 3 Galatasaray 1. Mehmet Hoca herhalde bizi, bence bizi Mehmet Hoca izliyor ve diyor ki size göstereceğim. Siz var ya diyor. Sezon başından beri yok Falaska dediniz, yok oynamıyor. İşte budur. Abi, ben yani sana bir şey mi? Hemen buradan geri adım atıyoruz. Yok attık zaten. Falaska. 2 haftadır atıyoruz. Hayır Falaska dedi. Mehmet Hoca da hani gördüğü yerde beni Ankara'da falan kulaklarımı çekebilir yani. Ben kendimi uzatacağım. Ya vallahi biz Falaska ile ilgili söylüyorsak o havaya girsin diye vardır ya bir de öyle. Hüncal abi zamanında milli takıma yazıyor. Sonra milli takım başarılı oluyor. İşte o yüzden yazdık diye. Biz de tabii yapalım böyle yapalım, bir havaya girelim. Evet, Falaska havaya sokmak için yapmıştık. Bak gördün mü faydamız olmuş yani. Falaska'yı havaya sokmak için konuşuyoruz. Sabit'le Hürol aslında havaya giriyor. Hani her maç ben bakıyorum bloklara tabii, özellikle orta oyuncuların bloklarına bakıyorum. Her zaman bir 5'ler, 4'ler, 3'ler evet, hani evet, şu rally point sisteminde kötü değil bu rakamlar. Falaska'nın burada bir 31 sayısı var. Evet. 41 top almış ve 31 sayıyla oynamış. Çok iyi bir yüzü. Daha doğrusu ya, 41 inanılmaz. Şöyle söyleyeyim. 41 top alıp 25 sayıyla oynamış evet, aslında. Gerisi işte bloklardan, servislerden kazandırdığı puanlar. Mehmet Hoca'yı tebrik ederiz. Galatasaray niye bu halde? Onu da konuşabiliriz. Yani Galatasaray niye bu halde? Ben de açıkça anlamıyorum. Yani şöyle düşünmek istiyorum. Playoff'ların öncesinde hani playoff'lar ve hedef maç olarak kurguladı Işık Hoca. Şimdi iyi bir senaryo yazacağım Işık için. Ve oraya hazırlanırken ara yüklenmeler yaptı. Hani gitarın son ayar var ya, ding ding ding, hani en son teli. İşte orada tehlike ding atabilirsen. Atabilirsen diyecektim. İşte orada artık son ayar yaptı. Bence işte artık playofflarda önemli bir haftaya giriyoruz. Bu haftanın bence Galatasaray için olduğu kadar diğer bütün takımlar için hakikaten hiç kimse rahat değil. Yani bugün Fenerbahçe rahat değil. Yani işte onu diyorum ya. Kimse rahat değil. Bugün hayır, Halk Bankası... Halk Bank'la hani Arkas 4. bitirdi. Evet, yani herkes her an her şeyi birbiriyle yenilip yenmesiyle ilgili sürpriz olmadan burada konuşurken gayet rahat. Evet abi normal diyeceğimiz sonuç bizim için olacaktır. Her sonuç. Dolayısıyla çok zorlu bir playoff. Ben playoff maçlarının kimse tarafından kaçırılmadan yerinde olmuyorsa bizim gibi televizyondan mutlaka bizi izlesinler. Bizi izlesinler. Biz evet çok önemli bir döneme giriyoruz. Evet playoff'u zaten konuşacağız. Hemen Maliye Bozkurt maçında söyleyecek çok fazla bir şey yok. Yine hani Maliye'nin kazanmasını beklediğimiz bir maçtı. Zaten Bozkurt'ta umudu yoktu. Gençlerden de aldıkları puan sıfırdı zaten. Evet. Aradaki puan da 4'tü. Mağlup oldu Bozkurt Maliye'ye ve Renato da Maliye Mini Piyango'nun pasör çaprazı her zamanki gibi takımını hücum anlamında sırtlayıp 20 puan 20 sayıda oynamış ve Bozkurt maçını kazandıran oyuncu diyebiliriz. Ve şimdi playoff'ları konuşmaya başlayalım. Şimdi